Evet arkadaşlar, şimdi sizlere gaz pedal sensörünün, yani boğaz kelebeği sensörünün çalışma şeklini anlatacağım. Bu boğaz kelebeği sensörün içinde bildiğimiz trimpota benzeyen bir malzeme vardır ve analog değer üretir. Gördüğünüz gibi sağlamlık kontrolünü şu şekilde yapıyoruz. Pinlerimizi bağladık. Parçanın parça referans kodundan datasheet uçlarını bulduk. Hangi uçların ne verdiğini. Bizim ortak ucumuz şu siyah olan ortak uç bizde. Bu da değeri veren uç. Gördüğünüz gibi avometremizi ohm kademesine aldık. 20K kademesinde şu an. Şu an değerimiz 0 görünüyor gördüğünüz gibi. Pedal boşta yani. Gördüğünüz gibi şu şekilde ekranı görebiliyorsunuz galiba. Bağlantıyı yaptım. Bu şekilde. Burayı çevirdiğim zaman ekranda bakın değerlerin değiştiğini görüyorsunuz. Bu da parçamızın sağlam olduğunu gösteriyor. Analog değerleri bu şekilde üretip EQ'ye sinyal gönderiyor. Bu sinyal de gaz pedalına ne kadar basıldığını, boğaz kelebeğin hangi konumda olduğunu bildiriyor bu şekilde. Sağlamlık kontrolü bu şekilde yapılıyor. Bir de şu üçüncü kablo var. Bu üçüncü kablo da parçanın toplam iç direncini veriyor bize gördüğünüz gibi. Bu dirençte bir sıkıntı olduğu zaman aracın arıza lambasını yaktırıyor. Bu işlem yani ölçüm bu şekilde yapılıyor. Bu şekilde parçayı değiştirmeden testini yapıp ona göre parça değiştirirseniz sizi bayağı bir maliyetten kurtaracaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde değerlerin değiştiğini görüyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler.